Beret Haber Merkezi'nden mutlu sabahlar, iyi pazarlar sayın seyirciler. Dünden bugüne yansıyan gelişmeler ve bugünün gündeminde yer alacak olan haberleri paylaşacağız öncesinde. Ardından da gazete manşetlerini kısaca sizlere aktarmaya çalışacağız süremiz boyunca. Haberlerimize başlayalım hemen. Türkiye'de yaşanan depremde yaralar sarılmaya çalışılırken, yargı süreci de Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yakından izleniyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyaman İnsiyaz Otel'de yaşamını yitiren öğrencilerin acısını yaşadıklarını ifade ederek, "Bu acıyı unutmak asla mümkün değil. Yavrularımızı, meleklerimizi unutmamak ve isimlerini yaşatmak için elimizden geleni mutlaka yapacağız," dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, İnsiyaz Otel'de otele yönelik soruşturmanın sürdüğünü de vurgu yaparak, "Türkiye Adalet Bakanı gerekenin yapılacağına dair bize güvence verdi," dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi ve yitirilen canlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar katıldığı bir Web TV programında Adıyaman'a giden Gazi Mausa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin acısını yaşadıklarını ifade ederek, "Bu acıyı unutmak asla mümkün değil. Yavrularımızı, meleklerimizi unutmamak ve isimlerini yaşatmak için elimizden geleni mutlaka yapacağız," dedi. Bu felaketin yaralarının sarılması için Türkiye'deki kardeşlerimizle birlikte gerekenin yapılacağını biliyorum. Temennim bir kere daha böyle acıların yaşanmamasıdır ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, İnsiyaz Otel'e yönelik soruşturmanın sürdüğüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, söz konusu otele yönelik soruşturmanın başlatılması için ilk günden girişimlerde bulunduk. Bu girişimimiz sonrasında otel enkazından soruşturmanın sürdürülebilmesi için gerekli numuneler alındı. Ben bizzat Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı da arayıp soruşturmanın takipçisi olduğumu bildirdim ve gereken bilgileri aldım. Adalet Bakanı Bozdağ gerekenin yapılacağına dair bize güvence verirken bunun hemen sonrasında da tutuklamalar başladı, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin büyük bir hassasiyetle her zaman olduğu gibi Türkiye ile birlikte olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, deprem felaketinin ilk gününden itibaren toplanan bağış ve çeşitli yardım malzemelerinin gönderildiğini, iş insanları ve belediyelerin arama, kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere pek çok iş aracı gönderdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Adıyaman'da 1000 adet konteyner konutun inşası içinde girişim ve çalışmaların devam ettiğini anımsattı. Deprem felaketinde evlatlarını ve yakınlarını yitiren ailelerin acısını paylaşan ve bir kez daha başsağlığı dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, "Deprem felaketinde yitirdiğimiz şampiyon meleklerimizin anılarını yaşatmak için yapılacak olan salona şampiyon melekler adı verileceğini belirterek, bu büyük acıyı unutmamız asla mümkün olmayacak. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Evlatlarımız, Gazi Mausa Türk Maarif Koleji şehitleri, şampiyon melekler adıyla özdeşleşti. Şampiyonluk kupasını Adıyaman'da almak isteyen evlatlarımızın adının bu okulla birlikte yaşatılması gerekir," şeklinde konuştu. Gazi Mausa Türk Maarif Koleji öğrenci öğretmen ve ailelere mezar olan Adıyaman İnsiyaz Otel'in sahipleri ve yöneticilerinin tutuklanmasıyla ilgili Başbakan Ünal Üstel açıklama yaptı. Üstel, Türkiye makamlarıyla birlikte istişare içerisinde yürüyerek suçluların hak ettikleri cezaları almaları için elimizden gelenin fazlasını yaptığımızdan ve yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın, dedi. Başbakan Ünal Üstel'in konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Hükümetimizin zamanında ve doğru yaptığı girişimlerle Türkiye Cumhuriyeti makamlarının ise hiç zaman kaybetmeden harekete geçmesiyle İnsiyaz Otel sorumluları teker teker tutuklanmaya başlamıştır. Sadece İnsiyaz Otel değil, vatandaşlarımızın canlarını yitirdiği diğer yapılarla ilgili de ceza soruşturmaları başlamış durumdadır. Halkımızın kalbinin ve vicdanının sesi olan suçlular cezalandırılsın söylemi sosyal medyadan da tüm Türkiye'ye yayılıyor. Gerek hükümet olarak gerekse halk olarak sesimizi duyması gereken herkese duyuruyoruz. Şahsen ben de hükümetimizin her bir üyesi de bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımız da aynı hassasiyeti ve düşünceyi taşıyoruz. Başlayan yasal süreçleri gerek hükümet olarak gerekse oluşturmakta olduğumuz başbakanlığa bağlı komitelerimiz aracılığıyla yakından takip ediyoruz.
Türkiye makamlarıyla birlikte istişare içerisinde yürüyerek suçluların hak ettikleri cezaları almaları için elimizden gelenin fazlasını yaptığımızdan ve yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İktidarından muhalefetine, sivil toplumundan halkımızın her bir ferdine, tüm kesimlerle diyalog içerisinde olmaya ve acılarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Şimdi dayanışma zamanıdır. Şimdi çekişme değil, şimdi tek yürek olma zamanıdır. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Üstel'in şimdi çekişme değil tek yürek olma zamanıdır sözlerine sosyal medyada yanıt verdi Erhürman. İnsanların zaten tek yürek olduğu, hükümetin ise yanlış kararlarla bu motivasyonu bozduğu görüşünde. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya paylaşımında hükümeti ve Başbakan Üstel'i eleştirdi. Üstel'in şimdi çekişme değil tek yürek olma zamanıdır sözlerine atıf yapan Erhürman, tamamen aynı fikirdeyim. Kıbrıs Türk halkı da dayanışma içerisinde yaraları mümkün olduğunca sarmak, insanlarımızın, çocuklarımızın hakkını aramak için, hesap sormak ve acıları paylaşmak için tek yürek oldu zaten dedi. Erhürman devamla hükümet olarak yanlış, yersiz, plansız, gerekli istişareyi tamamlamadan alınmış, dayanışma motivasyonunu kıracak kararlarla ve PR çalışmalarıyla oraya buraya çekiştirmeyin yeter diye ekledi. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaraları sarma çalışmaları sürerken deprem sonrası en çok merak edilen konulardan birisi de eğitim, öğretim Sayın Seyirciler. Başbakanlık depremden etkilenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde okuyan Türkiye vatandaşı öğrencilerin eğitimine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu öğrencilerin eğitimleriyle ilgili özel ve alternatifli kararlar üretme çalışmalarının devam ettiği belirtilerek alternatiflerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde 11 ilde yaşayan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören çocukların eğitimleriyle ilgili özel ve alternatifli kararlar üretme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada ailelerini, evlerini ve her şeyini kaybeden öğrencilerin birbirlerinin yanında durarak, birbirlerine tutunarak bu zor günleri atlatmak istemelerinden daha insani bir talep olamaz. Deprem bölgelerinde yaşamayan öğrencilerimiz için eğitim süreci normal şekliyle devam edecek denildi. Deprem bölgelerinde yaşayan öğrencilerin sabırlı ve rahat olunması istendi. Başbakanlık açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok kısa bir süre içerisinde üniversitelerde yürüttüğü çalışmalarının sonucunda deprem bölgelerinde yaşayan ve felaketle yüzleşen öğrencilerin eğitim açısından herhangi bir kayba uğramaması için hazırlanan alternatiflerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Sayın seyirciler, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin afet bölgelerine yardım çağrısı üzerine organize olarak 9 Şubat'ta Mausa Limanı'ndan Türkiye'ye giden ekipler dün akşam yurda döndü. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin çağrısıyla çok sayıda müteahhidin yanı sıra iş insanları, bağımsız çalışan operatörler, doktorlar, hemşireler, aşçılar, eczacılar, mühendisler, makinistler ve yardımsever vatandaşlar deprem bölgesindeki çalışmalara destek verdi. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gülcafer, BRT'ye yaptığı kısa açıklamada, ekiplerin çalışmalara katılarak hem birçok canın kurtarılmasına hem de birçok insanın cenazesine ulaşılmasına destek verdiğini söyledi. Arkadaşlarımız giderken bir can bile kurtarabilirsek bizim için paha biçilmez bir değerdir demiştik. Gittiler, birçok canın kurtarılmasına katkı koydular. Birçok insanın da cenazesine ulaşmasına katkı koydular. Görevlerini tamamladılar ve geldiler arkadaşlarımız. Hepsine minnettarız yaptıkları katkılardan dolayı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Devletten de bu arkadaşlarımıza ihtiyaç duyanlara psikolojik destek vermesiyle ilgili bir talepte bulunduk. Bununla ilgili de bir girişim başlatacak.
Yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar taziyelerini iletti. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da taziye mesajları gidiyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da telefonla aradığı Emine Erdoğan'a taziyelerini ve dayanışma mesajlarını iletti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Amerika'dan Fransa'ya birçok ülke devlet ve hükümet başkanının eşi ve uluslararası kuruluşların temsilcileri bu zor zamanda dualarının Türk halkıyla olduğunu, depremden etkilenenlerin acısını paylaştı. Yaşlıklarını bildirdi. 6 Şubat'ta Türkiye'yi ve ülkemizi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde kaybettiğimiz canlarımızın acısı asla unutulmayacak sayın seyirciler. Yaşanan acı felaketin ardından birçok ülkeden Türkiye'ye yardım ekipleri gönderildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu farklı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerine bir teşekkür videosu yayımladı. Videoda ilk teşekkür ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapıldı. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye yönelik yardım çalışmaları devam ediyor. Gaziantep'te bulunan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı okul olarak kullanılmak üzere 3 büyük çadır kurdu. Çocuklar çadırlarda resim, boyama gibi farklı etkinliklerle depremin etkisinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 14. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçe merkezinde okul olarak kullanılmak üzere 3 büyük çadır kurdu. Girişinde Sevgi Ana Sınıfı, Can İlkokulu ve Umut Ortaokulu yazan çadırlarda çocuklar resim, boyama ve zeka oyunları gibi etkinliklerle depremin etkisinden bir nebze olsun uzaklaşıyor. Mehmetçik de çocuklarla birlikte vakit geçiriyor. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü Özel Büro Daire Başkanı Adem Karabıyık, öğrenciler ve ailelerini depremin etkisinden uzaklaştırmak için bölgeye geldiklerini ifade etti. Çocuklar resim yapıyorlar, boyama yapıyorlar, zeka ve mantık oyunlarımızı burada oynatıyoruz. Yani tamamen akademik eğitim olarak düşünmemek lazım. Bu psikolojik etkiden kurtaracak şekilde buraya özel çalışmaları yapıyoruz ve öğrencilerimizden olumlu oranda, çok büyük bir oranda olumlu dönüşler alıyoruz. Bu bizim için çok sevindirici. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ayrıca İslahiye bölgesinde oluşturulan mobil ve sabit destek birimleriyle psikolojik, rehberlik ve danışmanlık öğretmenleriyle vatandaşlara psikolojik destek verdiğini ifade eden Karabıyık, ilçede 10 farklı ilden gönüllü gelen 226 öğretmenin görev yaptığını, okulların artmasıyla bu sayının daha da yükseleceğini dile getirdi. Karabıyık, psikolojik destek çadırlarında günde ortalama 2000 kişiye destek verildiğini de kaydetti.
Ve bir çalışmada ilaç konusunda Sayın Seyirciler, Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde en önemli ihtiyaçlardan birisi de kuşkusuz ki ilaç. Bunu dikkate alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilaç sektörü temsilcileri harekete geçti. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nin girişimiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen bazı temel ilaçlar Türkiye'ye gönderiliyor. Konuyla ilgili olarak dün ilaç fabrikasında basına kapsamlı bilgi verildi. Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ruhsatlı 4 kalem ilacı üretip Türkiye'ye bağış olarak aktaracaklarını açıkladı. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği girişimiyle deprem bölgesine gönderilmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen ilaçlarla ilgili basına bilgi verildi. Söz konusu ilaçlar Türk Eczacılar Birliği tarafından üretilen ihtiyaçlar doğrultusunda üretiliyor. Fabrikada düzenlenen basın toplantısında konuşan Pharma Mondial İlaç Fabrikası Direktörü Feridun Adahan, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz'e ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Gerek ülkemizde, Türkiye dahil, gerekse dünyada global ölçekte yaşanmakta olan bir ilaç sıkıntısı nedeniyle yerli olarak yerli ilaç endüstrisinin ne kadar katkısı olabilir düşüncesiyle bizim de temasa geçmesi oldukça sevindirici, ümit verici bir olaydır. Bunu da vurgulamak isterim. Bizim ilaç endüstrisi olarak, yerli ilaç endüstrisi olarak ilaç standardında, ürettiğimiz ilaçların standardında, kalitesinde, etkinliğinde, potansiyelinde herhangi bir sıkıntımız yoktur. Temennimiz Eczacılar Birliği kanalı ile bu dileğin gerçeğe ulaşması için ilgililer nezdinde daha baskıcı, daha etkin bir girişim yapılması. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz de deprem sonrası Türkiye Eczacıları Birliği'nden kendilerine yaklaşık 4 sayfalık bir ilaç listesi gönderildiğini söyledi. Tarafımızdan talep edilen ilaç listelerinin içerisinde maddi yükü, maddi sorumluluğu sadece üyelerimizden aldığımız aidatlar olan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği tarafından gerçekleşiyor. Herhangi bir şekilde kurumdan, kuruluştan veya devletten hiçbir katkı almadan Türkiye'ye Pharma Mondial, ki şu anda aktif olarak ülkemizde tek çalışan ilaç üretim fabrikasıdır burası. Pharma Mondial'de hali hazırda ruhsatlı bulunan 4 kalem, 2 tanesi ağrı kesici, bir tanesi antihistaminik, bir tanesi de antibiyotik olmak üzere toplamda biner adet her bir ilaçtan, yani 4000 adet ilacı burada üretip meleklerimiz, çocuklarımız hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına Türkiye'ye bağış olarak aktarma kararı aldık. Öksüz, yasal mevzuatın genişletilmesi ve yenilenmesi gerektiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilaç üretiminin ancak bu şekilde gelişebileceğini, mevzuatla ilgili Sağlık Bakanlığı'yla görüşmelerin sürdüğünü, bazı kararların hayata geçmesi için düğmeye basıldığını açıkladı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde toplam 9 tır süt depremzedelere gönderilmek üzere AFAD'a bağışlandı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nden yapılan açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan deprem felaketinde binlerce kişinin yanında Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan voleybolcu şampiyon gençleri ve vatandaşları da kaybetmenin üzüntüsü ifade edildi. Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek Kıbrıs Türk hayvancısı olarak kendilerinin de yardım konusunda gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi. Naimoğulları geçtiğimiz hafta 3, bugün 3 ve gelecek hafta yine 3 tır olmak üzere toplamda 9 tırlık uzun ömürlü sütün paketlenerek deprem bölgesine AFAD'a bağışlandığını söyledi. Birlik yanında üretim yapan 3 firmanın ve süt ekinde bu bağışa katkı koyduğunu dile getiren Naimoğulları, Kıbrıs Türk hayvancısı bu durumda ne gerekirse yapmaya hazır olduğunu göstermiştir dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgelerinde gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları hakkında son bilgileri paylaştı. 830.806 binada hasar tespitinin tamamlandığını belirten Oktay, 105.000 binanın yıkık, yıkılmak üzere ve ağır hasarlı olduğunu söyledi. Oktay, evim yuvan olsun kampanyasıyla hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabilecekleri bilgisini de paylaştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fuat Oktay, 275 bin personelle 163 enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, enkazlarda arama kurtarma sayısı 73'e kadar düşmüş durumda dedi. Deprem bölgesinde 830.806 binada hasar tespitinin yapıldığını söyleyen Oktay, bu binalardan 105 bininin yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandığı bilgisini verdi. 830.806 binanın 407.786'sının hasarsız olduğunu kaydeden Oktay, %73'e yakın bir binanın içerisinde doğrudan oturulabileceğini ya da ufak bir bakımla oturulabilecek bir konumda olduğunu söyledi. Oktay, evim yuvan olsun kampanyasıyla hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini söyledi. Bununla ilgili bir kampanya başlattıklarını bildiren Oktay şunları kaydetti. Türkiye'de yaşayan, ikinci evi olan ya da yurt dışında yaşayıp Türkiye'de ikinci evi olan, kullanmadıkları evlerini veya yazlık evlerini depremzede ailelerin kullanımına bedelsiz olarak sunmak veya evlerini uygun şartlarda depremzede ailelerin oturması için kiralamak isteyen hayırseverlerimiz, gönül rahatlığıyla evimyuvanolsun.org sitesinden başvurabilirler dedi. Oktay, refakatsiz çocuklarla ilgili son derece hassas olunduğunu da vurguladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu pazartesi günü toplanacak. Toplantının gündeminde 1986 mali yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu kesin hesap yasa tasarısı ve Sayıştay Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporu da bulunuyor. Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu pazartesi günü toplanıyor. Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre saat 10'daki toplantının gündeminde 1986 mali yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu kesin hesap yasa tasarısı ve Sayıştay Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Hükümeti arasında askeri sağlık alanında işbirliği protokolünün onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin onay yasa tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporu da gündemde yer alıyor. Katma değer vergisi değişiklik yasa tasarısı ve Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporunun da görüşüleceği toplantıda Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği değişiklik yasa tasarısının 3. görüşmesi de yapılacak. Demokrasi şehitleri dün kabirleri başında düzenlenen etkinlikle anıldı. Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği yöneticilerinin katılımıyla Demokrasi Şehitleri anıldı. Lefkoşa Mezarlığı'nda yer alan etkinlikte Demokrasi Şehitlerinin kabirleri ziyaret edildi, karanfiller bırakıldı. Deprem felaketinde hayatını kaybedenler ve Demokrasi Şehitleri için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Demokrasi Şehitlerinin Kıbrıs'ta toplumlar arası barışı savunup bu uğurda mücadele verdiklerini hatırlatan dernek başkanı Burhan Eraslan, demokrasinin yerleşmesine, düşünce, ifade ve basın özgürlüğüyle insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulmasını istediklerini, emeğin hakkını alma mücadelesinde aktif görev aldıklarını, bu nedenle en temel insan hakkı olan yaşama haklarının gerici, faşist, karanlık güçler tarafından ellerinden alındığını anlattı. Evet, haberleri paylaştık. Kısa bir ara aranın hemen ardından gazete manşetleriyle yeniden karşınızda olacağız.
Başbakanlık depremde etkilenen afet bölgelerinde kullanılmak üzere öncelikli ihtiyaç listesini açıkladı. Buna göre uyku tulumu ve uyku matı, el feneri, battaniye, kuru gıda, çocuk maması ve biberon, hijyen malzemesi ve tüp öncelikli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Yapılan açıklamada bağış yapmak isteyen vatandaşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi tarafından belirlenen öncelikli ihtiyaç listesine göre bağışta bulunmaları istendi. Açıklamada bağış yapmak isteyenlerin yardım malzemelerini Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti AFAD yetkililerine teslim edebilecekleri belirtilirken, yardım toplama merkezinin cumartesi ve pazar günü de açık olacağı ifade edildi. Onu kurtardılar abi. Abi. Bir tek ben varındayız. Son bir gün hep kendim bağlı. Evet, sabah habere devam ediyoruz sayın seyirciler. Öncesinde haberlerimizi paylaştık. Şimdi de gazete manşetlerini size kısaca aktarmaya çalışalım. Diyalog gazetesiyle başlıyoruz basındaki turumuza. Acil çağrı başlığını görüyoruz manşette. Deprem raporunda riskli bölgeler arasında bulunan Tuzla köyünün sakinleri 1974 sonrasında çok sayıda inşaat yapıldığını belirterek binaların denetlenmesini istiyor. Tuzla köyünde hem çok sayıda villa hem de apartmanlar yükseldi diyor Diyalog gazetesi ve ilk sayfasında fotoğraflarla destekliyor haberini. Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odalarının deprem raporunda riskli bölgeler arasında bulunan Tuzla köyünün sakinleri 1974 sonrasında bölgede çok sayıda inşaat yapıldığını belirterek binaların denetlenmesi için yetkililere çağrı yaptı. Diyaloğa konuşan muhtar İbrahim Umar, özellikle sitelerin ciddi bir kontrolden geçirilmesini istiyoruz dedi. Muhtar ve köylüler diyaloğa konuştu diyor gazete ve Tuzla muhtarı İbrahim Umay'ın açıklamalarını aktarıyor. Umay, geçmiş yıllarda Salamis bölgesinde bulunan
Engomi Deposu adı verilen yere kadar köyün sular altında olduğunu anımsatarak olası bir depremde yeniden sular altında kalabilme tehlikesinden söz etti ve endişelerini dile getirdi. Köy sakinleri de 1974 sonrasındaki inşaatların vakit kaybetmeden denetlenmesi çağrısında bulundu. Bir başka haberde ise Sayın Seyşar, Diyalog gazetesinin ilk sayfasında Karpaz ve Girne Antik Limanı'nda denizin geri çekilmesi vatandaşları endişelendirdi diyor. Diyalog gazetesi deprem paniği başlığı altında aktarmış okuyucusuna. Ve kısa kısa haberleri de paylaşalım. İçen uçuyor başlığı altında Gazim Olsa Girne ve Güzelyurt'ta 2965 araç sürücüsü kontrol edildi. 665'ine ceza kesildi. Polisim denetlemelerini aktarıyor trafiğe ilişki. 5 gün sürdü başlığı altında ise Amerika Birleşik Devletleri ve Rus askerleri savaş alanında yaralı yönetimi konulu tatbikat yaptı. Ayrıntılar iç sayfalarından paylaşılıyor. Bir başka haberde ise takipteyiz başlığını görüyoruz. Bu başlık altında ise Başbakan Üstel'in açıklamaları var. Üstel, İSEAS Otel'den 3 yöneticinin tutuklanmasını değerlendirdi demiş gazete. Açıklamaları ise iş sayfalarından yansıtmış okuyucusuna. Diyaloğun hemen ardından Yeni Bakış gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni Bakış gazetesi demokratik ülkelerde istifa ederler diye başlığını görüyoruz. Avrupa Birliği Derneği eski başkanı Ali Erel'in açıklamaları var. Erel Yeni Bakış Web TV'de Hüseyin Vedat Ağlamaz'ın gündeme dair sorularını yanıtladı diyor gazete ve Erel, önemli olan deprem riski olan bölgelerde insanların sağlıklı ve güvenlikli evlerde oturmasını sağlayabilmektir. Yoksa mevcut teknolojilerle doğa olaylarının önüne geçilemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Net olarak bu tarz doğa olaylarını kader olarak nitelendirmenin hatalı olduğudur. Çünkü aynı doğa olayı Japonya'da da oluyor ama bu kadar yıkıma neden olmuyor dedi. Erel, Avrupa'da birçok ülkede gerek imajının iyi olması ve gerekse yapılacak seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim propagandasına algı yaratmak için topladıkları paraları aktaracakları güvenlikli yer arıyorlar. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti için çok vahim ve düşündürücü bir durumdur, dedi. Bir diğer haberde ise Sayın Seyirciler, din işlerinden evlenebilir eleştirisine cevap demiş gazete. Din İşleri Yüksek Kurulu evlat edinme ile ilgili sorulara verilen cevapların bazı basın yayın organlarında kopartılarak çirkin çağrışımlara kapı aralayacak şekilde yorumlandığını bildirdi diyor gazete. Ayrıntıları iç sayfalarından yansıtarak 3 yıl sonra 1 milyonun üzerine çıkıldı başlığı altında ise hava ve deniz yoluyla gelen yabancı yolcu sayısı son 3 yılın zirvesine çıktı ancak 2019 rakamları yakalanamadı demiş Yeni Bakış gazetesi. Avrupa ile devam ediyoruz. Katliamın üzeri örtülüyor başlığını görüyoruz gazetede. Geniş bir fotoğrafla yansıtıyor haberini. Adıyaman'da çocuklarımızla birlikte 65 kişiye mezar olan İSEAS Otel'in dosyasına gizlilik kararı kondu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman Yüksek İstişare Kurulu'nda İSEAS Otel sahibi Ahmet Bozkurt da bulunuyor diyor Avrupa gazetesi. İSEAS Otel ile ilgili mühendislerimizin yaptığı incelemeden sonra yayınladıkları raporda şöyle deniliyor. Bina alanında bulunan molozlar yakından incelenmiş ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir. İSEAS soruşturmasını yürüten Adıyaman Adliyesi'ndeki savcı rapora gizlilik kararı getirildiğini açıkladı diyor Avrupa gazetesi. Kıbrıs'a devam edelim. Anlaşma beklenmiyor başlığını görüyoruz gazetede. Kıbrıs gazetesi olarak 23 Şubat Perşembe gerçekleşecek Christodoulidis Tatar buluşması öncesi halkın nabzını tuttuk demiş gazete. Kıbrıs'ı Türklerin Rumlardan çözüm beklentisi yok alt başlığı altındaysa Güney Kıbrıs'ta geçtiğimiz hafta yapılan seçimler sonucunda Dışişleri Eski Bakanı Nikos Christodoulis'in oyların %51,92'sini alarak başkanlık koltuğuna oturması hakkında vatandaşlara ne düşündüklerini sorduk. Vatandaşların birçoğu Kıbrıs'ta Rumların tutumu nedeniyle bir çözümün olacağına inanmadığını ifade etti. Vatandaşlardan
Christodoulis'in yaklaşımına ise hiçbir şekilde destek gelmedi diyor gazete haberinde. Böyle bir liderle anlaşma olmaz alt başlığı altında ise Güney Kıbrıs'ta yeni bir başkanın göreve gelmesi bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs sorununa ilgiyi artırmadı. Vatandaşlar Güney Kıbrıs'ta yapılan seçimlerde başkanlık koltuğuna oturan Nikos Christodoulis'in ortaya koyduğu görüşlerle ilgilenmediklerini belirtti. Christodoulis'in Türkiye'nin garantörlüğünün sonlandırılması gerektiğini savunduğunun hatırlatılması üzerine de vatandaşlar bu görüşü savunan bir Rum liderle anlaşma yapılmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Gazetenin ilk sayfasındaki bir diğer haberde ise 4000 ilaç gönderiyoruz başlığını görüyoruz ve deprem nedeniyle Türkiye'de eksikliği hissedilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretimi olan 4 çeşit ilaç Eczacılar Birliği tarafından Türkiye'ye hibe ediliyor. Haberin ayrıntıları iç sayfalarından yansımaya devam ediyor. Bir başka haberde ise Cumhurbaşkanı Tatar şampiyon meleklerimiz unutulmayacak başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldığı bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulunduğu Türkiye'de Kahramanmaraş merkezi deprem felaketinde yitirilen canlar ve şampiyon olmak için Adıyaman'a giden Gazi Mustafa Türk Mahalle Koleji öğrencilerinin acısını yaşadıklarını ifade ederek bu acıyı unutmak asla mümkün değil. Yavrularımızı, meleklerimizi unutmayacağız ve isimlerini yaşatmak için elimizden geleni mutlaka yapacağız şeklinde konuştu. "40.642'ye yükseldi" başlığını görüyoruz bir diğer haberde ve AFAD Başkanı Sezer'in açıklamalarını aktarmış Kıbrıs gazetesi düzenlediği basın toplantısında deprem felaketine dair son verileri paylaştı. Ayrıntılar iç sayfalarından yansıyor. Çekişme değil, tek yürek olma zamanı başlığı altında Başbakan Üstel'in değerlendirmeleri var. Üstel sadece Adıyaman siyasi otelde değil, vatandaşların canlarını yitirdiği diğer yapılarla ilgili de ceza soruşturmalarının başlatıldığını belirtti. Hemen yanında ise Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman'ın değerlendirmelerini görüyoruz. Erhürman hükümete seslendi. Dayanışma motivasyonunu kırmayın başlığın altına Erhürman'ın değerlendirmelerini sayfalarından yansıtıyor Kıbrıs gazetesi. Ülkemiz basınında son olarak Yeni Düzen gazetesindeyiz sayın seyirciler. 1981 öncesi binalara dikkat başlığını görüyoruz. Özel haberini yansıtmış Yeni Düzen gazetesi ve depremin ardından ülkemizde de binaların güvenliği konusunu irdelemeye devam ediyor gazetelerimiz. Yeni Düzen gazetesi de İlk sayfasında bu habere yer veriyor. Yer Bilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilini ve İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Abdullah Ekinci ile yapmış olduğu röportajı aktarıyor okuyucusuna. Depremlerin her zaman olacağını, buna hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı diyor. Ve Ekinci'nin ve Vadilini'nin açıklamalarını yansıtıyor. Ekinci 1981 öncesi depreme dayanıklılık dikkate alınmadan yapılan binalardır. Bunlar arasında sosyal konutlar, kamu binaları, hastaneler, okullar vardır. Bunlar kritik binalardır dedi. Vadilili ise belirli sayıda insanımızı başka bir coğrafyada bizim yapmadığımız yapılarda kaybettik. Ülkemize yapı denetimine geçelim ve bizim yapılarımızda da insanlarımızı kaybedebilme riskini en aza indirelim dedi. Yaşamımın en ağır göreviydi başlığını görüyoruz sürmanşette. Bir diğer özel haberini yansıtıyor Yeni Düzen gazetesi. İsyas Otel'deki kurtarma çalışmalarında görev yapan sağlıkçılardan Doktor Ezgi Söylemez'in değerlendirmelerini yansıtıyor. Orada devlet oluşumunu hissetmiyorduk. İnsanlar bizden yardım dilendi. Bebeğimizin sesi geliyor, annem içeride yardım edin diye geliyorlardı. Bu dayanılır gibi değildi dedi Doktor Ezgi Söylemez ve diğer açıklamalarını iş sayfalarından yansıtıyor Yeni Düzen gazetesi. Bir diğer özel haberinde ise gazete taş taş üzerinde kalmadı, sadece perişanlık vardı başlığını görüyoruz. Bu başlık altında da uzun yıllardır Kıbrıs'ta yaşayan depremzede Emine İbrahimoğlu o gün memleketi Antakya'daydı diyor Yeni Düzen gazetesi ve Emine İbrahimoğlu ile yapmış olduğu
özel röportajının ayrıntılarını iç sayfalarından paylaşıyor. Evet, ülkemiz basınını burada noktalayalım. Çok kısa bir ara, aranın hemen ardından Türkiye basınına kısaca göz atacağız. Evet, Sözcü gazetesiyle başlayalım. Türkiye basınındaki turumuza 40 bin ölü var, tek istifa yok demiş Sözcü gazetesi. Her felaketten sonra olduğu gibi depremden sonra da yetkililerden ne bir istifa eden ne de görevden affını isteyen oldu. Hepsi koltuğunu koruma derdinde demiş gazete. Kahramanmaraş merkezi iki büyük depremde binlerce bina yıkıldı. 40 binden fazla canımızı kaybettik. Deprem uzmanlarının bilimsel raporları yeterli önem alınmadığı felaketin göz göre göre geldiğini gösteriyor. Buna rağmen sorumluluk üstlenen yok demiş Sözcü gazetesi haberinde. Cumhuriyet'teyiz. Üniversiteye yok, Diyanet'e var başlığını görüyoruz Cumhuriyet gazetesinde. Karar tamamen politik. Kriz yönetiminde başarısız olan iktidar depremzedeleri yerleştirmek için KYK yurtlarını boşalttı. Üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. Gençler uzaktan eğitim alıyor. Diyanet ise deprem bölgesi hariç tüm yatılı Kur'an kurslarında yarın yüz yüze eğitime başlayacaklarını açıkladı. Eğitimciler kararı gençler yetersizliklerini konuşmasın, soru sormasın istiyorlar. Karar politik diye eleştirdi demiş Cumhuriyet gazetesi. Akşamla devam ediyoruz. 45 il için diri fay uyarısı diyor Akşam gazetesi. MTA'nın yayınladığı diri fay haritası 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. En uzun hat Erzincan-Niksar'a ve Adapazarı'na uzanan Kuzey Anadolu fay hattı demiş gazete ve Türkiye'de fay hatlarına ilişkin bir haritayı aktarmış Akşam gazetesi. MTA'nın yayınladığı bu haritayı detaylı bir şekilde aktarıyor ilk sayfasından okuyucusuna. Sabah'la devam ediyoruz. Sabah gazetesi dönüşüm karşıtları İskenderun'u yıktı. Devlet İskenderun'da 5 mahallenin dönüşümü için 2 kez karar aldı. İstemezlikçi zihniyetinin itirazıyla Danıştay iptal ettiği yenilenemeyen 185 bina binden fazla vatandaşa mezar oldu demiş gazete haberinde. Ayrıntılar ise şöyle aktarıyor. 5 mahalle 2013'te riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alındı. %65'i ruhsatsız binalardan oluştuğu için alınan karar muhalif kesimlerin dava açmasıyla Danıştay tarafından iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 5 mahalle bir kez daha riskli alan ilan edildi. Ancak bu kararda yine dönüşüme karşı çıkanlar tarafından taşındığı Danıştay'da iptal edildi. Deprem felaketinde yıkılan 185 bina vatandaşlara mezar oldu diyor Sabah gazetesi. Hürriyet'teyiz. Umut bebekleri başlığını görüyoruz. Binlerce canımızı kaybettiğimiz deprem bölgesinde her gün yüzlerce bebek dünyaya geliyor. Depremin ilk gününden bu yana 6447 bebek doğdu. Binlerce kadın doğum için gün sayıyor. Sağlık hizmeti veriliyor. Dünya yeniden kuruluyor demiş Hürriyet gazetesi. Haberin ayrıntısını detaylı bir şekilde paylaşmış okuyucusuyla. Milliyet'teyiz şimdi de. DNA'dan kimliğe başlığını kullanmış Milliyet gazetesi haberinin başlığında ve Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanı Doktor Hızır Aslı Yüreğin açıklamalarını aktarmış. Aslı Yüksek'in açıklamalarını paylaşmış. Depremde yıkılan yakınları kaybolanların izleyeceği yolu gazetemize anlattı diyor Milliyet gazetesi ve Kahramanmaraş merkezi 11 ili vuran iki büyük deprem sonrası bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkazlardan 2000'de kimliği belirsiz cenaze çıkarıldı. Adli Tıp Kurumunca 150'sinin kimliği tespit edilen, 920'sinin DNA profili belirlenen cenazelerden 1080'inin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. 313 cenaze yakınının başvuruda bulunduğu Adli Tıp Kurumu'nun başkanı Doktor Hızır Aslı Yüksek, yakınlarını arayan vatandaşlarımızın savcılıklara yaptıkları kayıp başvurusu sırasında verecekleri kan ve tükürük örneği hem bizim işimizin kolaylaşmasına hem de kendilerinin kayıp yakınlarını kısa sürede bulmasına fayda sağlayacaktır dedi.
Yeni Şafak'ın hemen, Milliyet Gazetesi'nin hemen ardından Yeni Şafak'tayız. Malatya yaralarını sarıyor. OSB'de 15 gün sonra İşbaşı demiş gazete. Maraş depremlerinin vurduğu kentlerden biri olan Malatya yaralarını sarıyor. İki haftadır kapalı olan organize sanayi bölgesindeki fabrikalar yarın şalterleri kaldırarak üretime başlayacak. Ancak 400 fabrikanın 40 bin kişiyle üretim yaptığı iki OSB'deki işletmelerde şehri terk edenler nedeniyle büyük iş gücü kaybı var. Altyapıda sorun yok. Çalışana konteyner kent alt başlıkları altında bu haberi irdeliyor Yeni Şafak. Ve Türkiye basınında son olarak Türkiye gazetesindeyiz. Ekmek veriyorduk, ekmek sırasına girdik başlığını görüyoruz. 13 gün sonra iki inanılmaz kurtuluş başlığı altında yeniden deprem bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmaları ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaşıyor Türkiye gazetesi. Ve bir diğer haberinde ekmek veriyorduk, ekmek sırasına girdik. Kahramanmaraş'ta doğup namı dünyaya yayılan Mado'nun sahipleri asrın afetinde yaşadıklarını anlattı demiş gazete. Ve Mado markasının doğduğu Yaşar Pastanesi depremde yerle bir oldu. Firma sahiplerinden Erdal Kambur, dükkan ve fabrikalarımızın çoğunda hasar var. Üretime başlamak için çalışıyoruz. Biz de depremzedeyiz. Şehirde para geçmez oldu. Arabada yatıyoruz. Dün ekmek veren firmaydık. Bugün ekmek alan olduk. Şehri tekrar ayağa kaldıracağız dedi. Evet, Türkiye Gazetesi ile Türkiye basında noktalamış oluyoruz ve yayınımızın sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Sabah haberi burada noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.